Topraklarda fırçasıyla hayatını sürdürebilmiş ressamlar dendiğinde akla gelen ilk isimlerden biri şüphesiz Ali Sami Boyar'dır. ...1880 yılında İstanbul'da doğan Ali Sami, resimle ilgili ilk eğitimlerini ortaokulda aldı. Konuya olan ilgisi ve yeteneği çerçevesinde 1892 yılında girdiği Bahriye Mektebi'nde Kaymakam Şükrü Bey'den sulu boya ve yağlı boya tekniklerini öğrenme fırsatı buldu. ...1901 yılında yeni mezun bir teğmen olarak ilk görevlendirildiği yerse Bahriye İnşaiye Resimhanesi'ydi. 1910 yılında Paris'e giderek Güzel Sanatlar Akademisi'nde 4 yıl boyunca resmini geliştiren Boyar, 1914 yılında yurda döndüğünde Bahriye Müzesi'nde müdürlük yapmış ve 1917 yılında müzenin kataloğunu yayınlamıştır. Özellikle büyük boy sulu boya tablolarıyla bilinen sanatçı, aynı zamanda genç cumhuriyetin puğul ve kağıt paralarının ressamı olarak da tanınır. Değerli kağıtların basım sürecine Londra'da bizzat eşlik eden Ali Sami Boyar, bu dönemlerde aynı şehirde kişisel sergilerini de açma fırsatı yakalamıştır. 1935-1944 yılları arasında Ayasofya Müzesi'nin müdürlüğünü de yapan Boyar, emekli olduktan sonra daha çok çeşitli dergi ve gazetelerde sanat yazıları yazmıştır. 1967 yılında kaybettiğimiz bu değerli ressamımız, PTT'nin 1980 yılında piyasaya sürdüğü pullara konu olmuştur.